Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bilinebilen ama şey olan yani bilinebilen ama bazı kişilerin bilmediği önemli bir şey göstereceğim. Bu arada arkadaşlar videolarıma hiç like gelmiyor. Kendi dün attığım bir video vardı ve kendim bir like geldi. Onu da kendim attım zaten. Hiç like gelmiyor. Ben gerçekten üzülmeye başladım. Ama bir şey dememeye çalışıyorum yani. Siz bilirsiniz ama beğenmeseniz bile bir like çok değil ve size zararı da yok. Faydası da yok. Yani sadece beni sevindirebiliyorsunuz. Çünkü videolarıma emek veriyorum ve başım ağrıyor. Yani bu duygusuzmuş sananlar da olabilir ama ben videolarıma emek veriyorum. Ve emeğimin karşılığını da almak hakkımdır bence. Örnek veriyorum 6 gün video atmayınca 7. gün 7 video atıyorum örnek veriyorum. Bunu tekrarlıyorum 3 gün video atmayınca 4. gün 4 video atıyorum. Ama artık böyle yapmayacağım. Örnek veriyorum 1 hafta bile video atmazsam diğer gün şey yapacağım. Yine az video atacağım. Bakalım o zaman beğeni gelecek mi? Bugün sizlerle birlikte sticker yapacağız. Sticker yapımını göstereceğim. Böyle hani örnek veriyorum başlıklara, kapak resim, ay başlıkları diyorum, kapak resimlerine, sonracığıma kanal resimlerine ve başka yapmak istediğiniz güzel resimlere yapıştırabileceğiniz çok ama çok güzel stickerlar göstereceğim. İlk öncelikle ben kendi karakterimin stickerini yapmak istediğim için buraya gireceğim. Arkadaşlar bu arada bilinebilen bir şey olsa bile bilmeyenler için çekiyorum videoyu. Yani bunu biliyoruz çok kolay veya gereksiz bir video diye düşünebilirsiniz. Ya ben bildiğim bir şey bilmeyenleri paylaşmak istedim. Beğenirseniz de sevinirim yani. Çünkü videonun süresini ayarlamak falan daha uzun yapma özelliğini ayarlayamadım. Video süresini ayarlamak ve olabildiğince durdurmamaya çalışıyorum. O yüzden emek var. Arkadaşlar ama şimdi durdurmam gerekiyor. Siz sıkılmayın diye. Şimdi ben açıp karakterimi hazırlayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar ben şimdi karakterimi hazırladım. İki tane kendi karakterimin, iki tane de bir tane arkadaş var. Bunun adı şey. Arkadaşlar yani gerçekte olan birisi değil, oyunda işte yaptım böyle birisini. Ama siz bunu benim kardeşim olarak bilebilirsiniz. Bunun boyunu falan küçültürüz. Kardeşim olarak bilebilirsiniz. Bunun boyunu sonra küçültürüz arkadaşlar. O da benim kardeşim olur. Arkadaşlar şimdi kendi karakterimi hazırladım. Bunun resmini çekeceğim. Sonradan kırpacağım. Arkadaşlar çekeyim hemen. Çektim arkadaşlar. Şimdi karakterimi başka bir kıyafetle harika. Bununla çekebiliriz diye düşünüyorum. Alttan çekiyorum. Ay ne oluyor? Bir de hayvanımızı elimize alarak şey yapalım. Veya onu daha sonradan şey yaparız. Şimdi elimize başka bir şey alalım. Örnek veriyorum. Bir çiçek alalım elimize. Yok bu güzel durmadı ya. Ya bu arada arkadaşlar şurası parlıyor diye dikkatinizi çekerse onun içine bir tane küçük mum düştü. Ben de çıkaramadım ama sonra çıkarmak istemedim zaten. Güzel görünüyordu. Elimize bir tane film alalım. Ya da popitimizi alalım. Çok kararsızım ya. Aynen öyle popit. Bu popit de nereden aldın diye sorarsanız hediye geldi arkadaşlar. Şimdi çekiyoruz. Şimdi bir adet daha çekelim. Bantı da çıkaralım. Veya çıkarmayalım güzel. Telefonumu mu alsam? Hayvanımı almak istiyorum ama. Hayvanımın şu şarkısında. Son 24 saat kırmızı videosunda.
Çek. Çek. Evet, çektik arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hayvanımızı da bırakalım. Arkadaşlar şimdi aslında iki tane çekecektim ama ben altı tane sticker yapacağım. Şimdi arkadaşımı çekeyim. Ay dur, ben görünmeyeyim. Ay, ne oluyor? Kıyafeti eline alma hilesini de göstereyim bakın. Ay, ya size bir şey gösterecektim, olmadı ya. Ay neyse. Çok boş yapıyorum ya. Neyse, şimdi başka bir kıyafet giydirelim ona. Sonra ben bunları kırpacağız arkadaşlar. Böyle kalmayacaklar, merak etmeyin. Ve son bir tane daha. Bir de pijamalı çekelim onu. Veya daha güzel resimli çekelim. Bir dakika. Tamamdır. Harika oldu. Evet arkadaşlar, bunları da düzenleyelim. Düzenlice koyalım. Düzenli olsunlar. Koyamadık. İyice dağıldı ya. Neden koyamıyorum? Ay boş ver, koy arkadaşlar, sinir krizi geçireceğim şimdi. Hah, oldu. Tamam o zaman. Şimdi oyundan çıkalım. Burada işimiz bitti çünkü. Arkadaşlar şimdi Backgrounds Eraser diye bir uygulama var. Doğru okudum sanırım. Backgrounds Eraser. Evet. Bu uygulamaya girip Load a Photo'ya tıklıyoruz. Resim seç gibi bir şey herhalde. Şimdi buradan çektiğimiz resimler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunları da ben çizdim zaten, biliyorsunuz. İşte. Tamam, birincisinden başlayalım o zaman. Şimdi kırpacağız demiştim size. Aslında galeriden kırpacaktım da buradan kırpmak daha mantıklı aslında. Tamam, down diyelim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz videomuza. Bunları iyice şey yapayım. Ben bütün resimlerin arkasını böyle böyle silerek geliyorum. Burada bunları da şöyle silebiliyorsunuz. Ben yapıp geleyim hepsini. Arkadaşlar gerçekten gözlerim ağrıdı ama hepsini, bir de şu tahtaların uçlarına kadar şey yaptım yani. Bakın hepsini teker teker yaptım. Sırf size göstermek için, yani bunlar benim bir işime yaramaz. Sırf size göstermek için yaptım. Şimdi siz diyeceksiniz bunları nerede kullanacağız? Kapak fotoğraflarında, kanal resimlerinde. Örnek veriyorum, bir tane yapabiliriz isterseniz. Google'a girelim. Mesela buraya kaba yazalım. Bir dakika. Kawaii. Yanlış yazdım mı? Şimdi buradan tatlış bir resim seçeceğiz. Mesela örnek, bu resim çok tatlı ama bir sürü resim var gerçi. Heh, tamam. Bu olabilir.
Şimdi galerimize girelim. Buradan şey yaptığımız resmi seçip kırpalım, örnek veriyorum. Tamam. Ben de eskiden yüklüydü. Bir şey yüklemek için silmiştim de o şey işime yaramadı. PixArt'a yükleyeceksiniz. Bunu yükleyip geliyorum. Arkadaşlar PixArt yüklendi, biliyorum sürekli durdurdum ama sıkılmayın diye. Çünkü şimdi PixArt'ın yüklemesini beklerken çok sıkılacaktınız. Ve ben onları yani şey yaparken böyle o yüklenirken ileri alacaktınız. Ve ayrıca background erasure'da onları böyle şey yaparken direkt... Bir dakika. Arkadaşlar Gmail'imi göstermek zor gösteremezdim, özür dilerim. Arkadaşlar şimdi stickerlarımızı hazırladık zaten. Stickerlarımızı bu arada arka planlarını falan şey yaparken de sıkılacaktınız. O yüzden arkadaşlar. Şimdi isterseniz yeni oluşturup basalım. Buradan nesne ekleden fotoğrafa basalım ve şunu seçelim. Tamam diyelim. Tamam, şimdi yeniden fotoğrafa basalım. Ve background erasure'daki güzel şeylerimizi seçelim. Bakın işte sticker yapmak bu yüzden önemli. Ben size bunu bu yüzden gösterdim arkadaşlar. Şimdi hepsini teker teker güzelce koyabiliriz böyle. Bu da bizim için bir anı olabilir mesela. Ben bunu hiç silmem. Kardeşimi de koyayım. Yine fotoğrafa basalım. Bunu seçelim. Yeniden fotoğrafa basalım. Yeniden bunu seçelim. Şimdi yeniden fotoğrafa basalım. Ve sonuncusunu seçelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradan çıkartma ekleyebiliriz. Bunu seçebiliriz veya şey yapabiliriz direkt. Buraya sticker koyabiliriz. Orada da popit vardı, gördünüz mü? Evet arkadaşlar, böyle sticker koyabilirsiniz. Bir tane daha koyalım. Veya böyle koyalım. Hatta arkadaşlar bence bugünkü videomuz bu kadar olsun. Arkadaşlar annemi kapıyı açtım da kusura bakmayın. Arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.